Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sumatra Games'ten Görkem. Bugün Perfect World International oynayacağız arkadaşlar. Zindana gireceğiz. Zindana size tanıtacağım. 32 level bir mage'imiz var. Büyücü karakteri açtık. Toprak sınıfı kasıyorum arkadaşlar. Kendi içerisinde 3'ü ayrılıyor sınıflar bazen. Kimi sınıflar 2'ye ayrılıyor, kimileri 3'ü ayrılıyor. Wizard yani büyücü dediğimiz sınıfta 3'ü ayrılıyor arkadaşlar. Ateş, su, toprak elementlerine hükmedebiliyor. Biz de toprak elementini seçtik ve toprakları kasmaya başladık. Sadece onları açıyorum. Başka bir şey açmıyorum. Statları da 1 STL, 1 DEX, 3 Magic statına vererek devam ettiriyorum arkadaşlar. Yani biraz tank görevi göreceğiz. Biraz da kritik vuruşumuzu arttıracağız. Öyle bir mage kasıyoruz. İnşallah güzel olacak. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı çekmedim. Bakalım ilk zindanımıza gireceğiz ve orada neler yapacağız. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ve zindana girdik. Buraya parti olarak da girebilirsiniz arkadaşlar. Daha rahat olur tabii sizin için. Şimdi bunları keseceğiz. Fazla damage'imiz yok. O yüzden kaçarak savaşacağız. Ama büyücü ise kaçamıyoruz. O zaten öldü de. Oyunun bize vermiş olduğu can potları var, mana potları var. Belli bir seviye altına geldiğinde canınız otomatikman size can veriyor arkadaşlar. Öyle güzel bir yöntem de getirmişler. Tek başınıza kasıldığınızda bu çok faydalı oluyor. Parti olarak kasıldığınızda pek bir ihtiyaç duymuyorsunuz ama yine de olsun. Şöyle. Meteor taşı atıyoruz arkadaşlar. Bir skillimiz o. Eğer ki göremediyseniz. Bir tanesi de şu skillimiz. Yavaşlatıyor. Yavaşlattığında da yavaş yavaş can götürüyor arkadaşlar rakipten. Şimdi buraya girdik. Burada 4 tane kestik. Tamam. Bir tane kaldı. Nereden gidiyorduk? Buradan. Şimdi yavaş yavaş ilerleyeceğiz boss'a doğru. Şimdi bunları kesersek daha iyi olacak. Tekrardan çıkıyor mu zindanda yaratıklar? Bazen çıkıyor, bazen çıkmıyor arkadaşlar. O oyuna bağlı biraz. Fazla bir atak skillimiz yok. Ama ah ona dalmasaydık iyiydi. Neden dalmasaydık iyi? Çünkü bunun Magic zırhı var arkadaşlar. Yani büyücülere karşı korumalı. O yüzden böyle vursak daha karlı çıkacağız da. Şimdi bunu öldürmek de bir dert. Yarım saat uğraşacağız. Bayağı bir yüksek defansı var. Belli ki. Şunu bir basalım abi. Atağımızı attıralım. Oyunun müziklerine kıstım. Normalde çok güzel müzikler çalıyor. İnsan dinlendiren müzikler çalıyor arkadaşlar. Hadi az kaldı. Öldü o ya, tamam. Bayağı uğraştırdı bizi ama olsun. Şimdi dümdüz gideceğiz. Fakat ilk önce şunları bir öldürmek gerekiyor. Şurada saldırma özelliği var ya da yok diye gösteriyor arkadaşlar. Ki bunun varmış. Yanından geçerken her türlü saldırıyor size. Kurtuluşunuz yok yani. Bunun mesela yok öyle bir özelliği. Fakat ben yine de öldüreceğim. Görev çünkü onu istiyor. O zaten ölecekti. Ben gene de hızlı bir şekilde bitireyim istedim. Şimdi görev dışarıda. Gidelim görevi verelim. Çünkü boss kesmemizi falan ister zindan içinde. Boşa hani gitmeyelim zindan sonuna kadar. Gerek yok. Buradan çeşitli eventlere katılabilirsiniz ya da zindanlara katılabilirsiniz. Mesela şu anki girdiğimiz zindanı gösteriyor bize. Orada da işte neler çıktığını gösteriyor bosslardan falan arkadaşlar. Buradan katılıp buradan parti bulup hızlı bir şekilde devam edebilirsiniz zindanlarda.
Gördüğünüz gibi zindanlıların hangi itemleri verdiğini gösteriyor size. Öyle kolay bir yöntem de getirmişler. Bunlar da özel zindanlar arkadaşlar. Eventlerin olduğu zindanlar. Buraları tabii ki de partiyle girerseniz daha güzel olur. Düğünler falan yapılıyor. Oyunda her şey var arkadaşlar. Uçma kaçma her şey var. Zaten daha önce Perfect World International videolarını izleyen arkadaşlar varsa oradan bilirler zaten. Ki şimdi bir ufak boss keseceğiz herhalde. Evet. Zindana girdik çıktık. Yaratıklar doğmaya başlamış. Şunları hızlı bir şekilde temizledik mi? Hemen akalım. Şimdi evet. Buradan devam. Bu dalmıyor bize değil mi? Bir bakalım. Yok. Adam akalı duruyor. Oo, sağlı sollu dalan kişilerden var. Onları temizleyeceğiz. Bunlar zor da ölüyor. Damage'imiz fazla olmadığı için uğraştırıyorlar. Fakat benim amacım zaten damage bulmak değil. Damage büyücüsü falan kasmak isteseydim. Ateş elementini kasardım. O yüzden böyle yavaş yavaş uğraşı uğraşı keseceğiz. Bossları hiç değilse kendi başıma kesebiliyorum bu şekilde. Az da olsa zorlanaraktan. Şunlar dalıyor mu? Dalmıyor abi. Şu dalmıyor. Devam et. Doğru yerde miyiz? Şu dalıyormuş. Şu dalıyor mu? Dalıyor abi. Şöyle dışarı çekeceğim onu. Çünkü gelmiyor. Neden gelmiyor? Neresi? Duvar arkasından da vuruyoruz. Ama fazladan canavar gelmesini istemem. Şunu basalım. Mana yeniliyor arkadaşlar. Belli bir saniyede. Şimdi o nerede abi? Şu dalıyor. Şunu bir çekelim biz. Şurada manyak gibi koşturan bir şey var. Fazla bir skillim yok dediğim gibi. Toprak sınıfının skilleri zor açılıyor. Geç açılıyor bir de. Mesela arttırabilirdim. Şu an tekliye ama internetten araştırdığım kadarıyla ilk defa toprak sınıfı kasıyorum. Skill dağılımını falan göstermişler. O zaman onlara göre gideceğim. Şunu da kesmek istiyorum ben ya. Ah tamam. Tamam güzel. Mage hata fazla da. Şöyle biraz uğraşacağız. Yavaş ilerleyecek. Tek başımıza girdik. Normaldir. Şimdi buradan gideceğiz. Abi uçmaya gerek yok. Uçmayı sonra gösterecektim. Burada gösterdim. O da güzel bir şey arkadaşlar. Oyun size 20 levele kadar bir haritada başlatıyor. O harita yeni geldi arkadaşlar. Orada hem eğitim haritası hem size işte eşyalar veriyor. Bu itemleri veriyor üstünüzdeki. İşte uçma kaçma binek falan veriyor. Eskiden tabii bunları vermiyordu. Oyun daha zordu eskiden. Şimdi daha kolay. Biraz göreve dayalı yapmışlar artık oyunu. Eskiden hiçbir alakası yoktu görevle. Şimdi ufak tefek görevler yapıyorsunuz. Onları da dile getireceğim. Hangi görevleri yaparsınız, yapmazsınız diye. Onlara göre de kasılabilirsiniz arkadaşlar. Şu zindanı bitirdikten sonra rahat rahat hem oyunu tanıtacağım sizlere. Hem de şöyle ağız burnu dalacağız. Tamam, güzel. STR'ye vermemizin amacı da şu arkadaşlar. Damage'imiz fazla yüksek olmadığı için yaratığa böyle normal bir atak yaptığımızda damage vurabiliyoruz. Aksi takdirde full magic yani statüsüne verseydik o zaman yapamayacaktık arkadaşlar. Hep miss vuracaktık ya da 1-2 vuracaktık. Böyle işte silahın damage'ini vurabiliyoruz.
Öyle güzel bir yönü de var aslında karakterin. İlk defa yani cidden toprak kasıyorum. Hiç büyücü kasmadım demeyeceğim. Yeni çıkan büyücüyle kasmıştım. Fakat insan ırkının büyücüsünü hiç kasmamıştım. Açık ve net. Sadece el alışkanlığı var işte. Diğer büyücüyle kastım için bu oyunda. Abi hepsi saldırıyor bunların ya. Hayır. Bunu öldürmek zaman alacak. Bunu öldürmek cidden zaman alacak. Şunu şöyle kalkanımızı açalım. Çiğ muhabbeti var arkadaşlar. İşte bir Spark dediğimiz şu şey. 29 evvelde açılan bu Spark. İşte 30 işte 100 çiğ biriktirdikten sonra Spark oluyor arkadaşlar. 200 biriktirdikten sonra 2 Spark oluyor falan. Tabii şu an ikinci Spark'ımız açık değil. Ben şununla niye uğraşıyorum ya? Böyle vursam daha şey değil mi? Aynen daha seriyiz böyle. Fakat o da hayvan gibi vurdu yani. İşte STR kasmamızın amaçlarından bir tanesi. Güzel oluyor büyücü için. Normalde biz 130 falan hayatta vuramayız. Yani böyle normal saldırıla. Mage full yapsaydık. Öyle bir şey hayatta vuramazdık yani. Abi canları da gitgide artıyor yani. Allah'tan karakter güçlü bir karakter. Zehirliyorlar zaten bunlar bizi. Ya kimi karakter işte şeylerin yaratıkların canı tamam çok fazla oluyor. İyi güzel. Ama damage'i az oluyor. Zehirleyerek sizi öldürüyorlar gördüğünüz gibi. Mavi itemleri toparlayın arkadaşlar yerden. Onlar zırh falan oluyor ya da yüzük falan oluyor arkadaşlar. Onlar önemli itemler. İşte ise satmaya değecek itemler. Aksi takdirde ya uğraşmaya değmez yani. Yerden tek tek toplamayı falan. Mesela yüzük mü çıkmış? Öyle bir şey çıkmış bize. Hemen aldık onu. Evet. Oğlum uçma. Eskiden zindanda uçmuyordun sen. Şunu keseceğiz herhalde ya. XP kasma muhabbeti yaratık keserek %5 en fazla geliyor. 0,05 öyle söyleyeyim. Ama görev yaparak XP kasarsanız daha çabuk level alırsınız. Ama ben 32 level'e kadar full görev mi yaptım? Hayır. Beğendiğim görevleri, item veren görevleri yaptım sadece arkadaşlar. Yani zırh ya da işte silah ne veriyorsa o görevleri sadece alıp onları yaptım. Ama 20 level'e kadar hatta 30 level'e kadar mor yani NPC'lerin üstünde mavi renkte görevler var. Onları alın. Yeşilleri almayın. Yeşiller yan görev oluyor. Maviler ana görev gibi sayılıyor arkadaşlar. Şunu mu öldüreceğiz? Ne öldüreceğiz biz? Şuna saldırıyor mu? Evet. Hepsi saldırıyor. Bizim şey burada. Oraya giderken ölür müyüz? Vurur mu bunu? Bize vuruyor mu? Sağlı sollu var. Sağlı sollu var. O kesin. Evet. Evet. Sağlı sollu var. Bu zindanları daha önce oynamıştım ben. 71 level'e kadar, 70 level'e kadar cleric kasmıştım. Bu oyundaki cleric de çok zevkli. Eğer olmak isterseniz bilginiz olsun. Yani 30 level'e kadar farklı haritalarda oynuyorsunuz. 30 level'den sonra aynı haritaya atıyor. Ana şehire gönderiyor sizi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani cleric başka bir haritada. Elf ırkı çünkü o. İşte insanlar başka bir haritada 30 level'e kadar. Ama ondan sonraki bütün görevler, bütün şehir ortak. Yaratıklar size vurduğunda büyücü de
skill'lerinizi doşlayabiliyorlar. Sizi serser unutabiliyorlar. Öyle kötü bir özelliği de var. Şimdi şunları tek tek temizleyeceğiz. Şu tarafları. Sana ben niye vuramıyorum? Sen ne içtin, ne yedin ya? Bayağı uğraştıracak bu zindanımızı. Boss'u keserken zorlanma ihtimalimiz var diye düşünüyorum. Çünkü tek başımıza girdik. Tek başımıza zindan kasmak da güzel oluyor ya. Eğlenceli oluyor. Zorları gösteriyorum sizlere. İşte ise bir büyücü, özellikle de atak damage'i fazla olmayan bir büyücü zindanda ne yapıyor? Onları gösteriyorum. Güzel oluyor. Raiders'ta da aynı şekilde yapmıştık. Boss kesmeye çalıştık Cleric'le. Kesiyorduk canım. Yani güzel karakter. Benim onayımı aldı. Tek başına boss kesiyorsa benim onayımı aldı. Biraz zorlanıyor ama hiç değilse kesebiliyor. Can basıyor, bir şeyler yapıyor. Bu da aynı şekilde. Yani bunun da ışınlanması var. Mesela şu skill'i daha göstermedim. Zorlandığımızda göstereceğim. Sizi 20 metre mi, 19 metre mi ne? Şu an bir bakayım. Göstermedi bir türlü. 16 metre ileriye savuruyor. İşte yönünüzü siz seçiyorsunuz. Ona göre 16 metre kaçıp bir combo daha yapabilirsiniz. Şimdi şunu keseceğiz. 37K canı var. Şimdi level de atladık mı? Ne oldu? Bir şeyler oldu. Yok. Şimdi o skill'i şöyle göstereyim. Gördünüz. Anasının nikahı. Şimdi bu karakterin burada ne işi var yani şimdi? Yani biz boss kesene kadar orada çıktı. O da haklı. Şunu keseceğim ilk önce. Canı az. İşte böyle zorlanma şeyleri oluyor arkadaşlar. Bunu kestim mi? Şuraya kaçacağım. Burada devam edeceğim orada. Hiçbir yere kaçmayacağım çünkü burada da yaratıklar çıkacak. Saldırma ihtimalleri yüksek. O yüzden gerek yok. Şöyle bir bakalım. Tamam. Manamız var. Canımız var. Zorlana zorlana keseceğiz. Yeni bir item gelmiş. Ona bakacağız sonra. Şunu basalım. Belli başlı kağıtlar var arkadaşlar. İşte 10 magic hatamızı arttırıyor. Şu an 50 arttırıyor mesela. Güzel bir özellik. Az kaldı. Keseriz biz bunu ya. Bir aksilik olmazsa. Hadi. Şunu da basacağım. Bu skill arkadaşlar spark'la açılıyor. Yani 100 tane çiğ biriktiriyorsunuz. O çiğ spark oluyor. Sonra onu basıyorsunuz ve sizin belli başlı damage'inizi arttırıyor. %200 damage arttırıyor. 1000 vuruyorsanız işte 2000 vuruyorsunuz ya da 1500 vuruyorsunuz. Öyle bir damage arttırıyor arkadaşlar. Ölecektik biraz önce. Biraz önce ölüyorduk. Artık öl be ya. Öl, uğraştırma beni ya. Hadi. Tek başınıza cidden zor oluyor ki öldürdük. Şimdi uçabiliriz. Rahat rahat gidebiliriz. Sorun yok. Hatta burada ölüp doğabiliriz. Yani sorun yok. De böyle yavaş yavaş gideceğim. Hem uçmayı da sizlere göstermiş olacağım. Yükselebiliyorsunuz arkadaşlar. Bak, başkası da gelmiş. Keşke onunla birlikte girseydik. Başka oyuncuları da oyun içerisinde görebiliyorsunuz. Yani zindanlara tek başınıza girdiğinizde başka oyuncular da görünmüyor değil. Çünkü kim oyunda öyle. Sadece siz giriyorsunuz. Siz kendiniz varsınız ya da parti arkadaşınız var. Fakat bu oyunda öyle bir mantık yok. Şurada bir item almamış o. Biz item alalım abi. Diğer oyuncular da sizinle birlikte
partide olmasa da bu zindana girdiğinde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yolu uzattık biraz. Sorun yok. Yolu çıkalım. Space'de yükselebiliyorsunuz. Mouse'un ayarını yaptığınızda böyle aşağı doğru inebilirsiniz. Güzel. Bu oyun verdi bize uçtuğumuz şeyi. Eskiden verdi, çok dandikti. Ama şimdi güzel kaliteli bir şey vermiş. Yani bunların hızları var. Kalitelisi var. Ona göre artıyor, değişiyor. Doğru yerden mi gidiyoruz? Emin değilim. Pokta çıkabilir şu an. Onu düşünüyorum. Doğru yerden gitmiyormuşuz. Evet, pok çıktı. O zaman sağdan gideceğiz. Şurada bir yol olması lazım. Evet. Doğru yere geldik. Ha, oyun güzel arkadaşlar. Eski tarzda bir oyun. 2004 senesinde, 2005 senesinde çıktı zaten. İlk başlarda Türkiye sunucuları falan yoktu. Yani Avrupa sunucusu yoktu. Ben bu oyuna ilk girdiğimde şöyle söyleyeyim. Kore kimliği mi ne bulmuştum? Japon kimliği mi ne bulmuştum? TC kimlik. Öyle giriş yapabiliyordunuz. Üyelik alabiliyordunuz. Buldum ve oyuna katıldım arkadaşlar. Gayet de güzeldi. Yabancılar vardı sadece. Yani sorun etmeyin. İngilizce bilmiyorsanız da zaten göreve bastığınızda gördüğünüz gibi gidiyor. Şu level görevleri 34 levelde skill'lerinizi açmak için. Mesela 29 levelde turuncu bir görev gelecek. Mesela 34 levelde bize gelecekmiş mesela. 29 levelde o görevleri yapacaksınız. Yani bu turuncu görevler skill'lerinizi açmak için önemli görevler arkadaşlar. Aksi takdirde işte o skill'leri açamazsınız. Mesela 34 levelde bizim bir skill'imiz açılacak herhalde. Ya da 39'da. Onu açmamız için o görevi mecburen yapmamız gerekiyor. Yani biraz da olsa göreve sizi mecbur tutuyor oyun. Ama güzel olmuş. Eskiden de zaten bu yöntem vardı. Fakat bu kadar net olarak göstermiyordu. Siz kendiniz buluyordunuz bu görevleri. Tek tek haritada NPC'ye gezerek. Fakat şimdi oyun otomatik size veriyor. Leveliniz geldiğinde git diyor. Bu görevi yap, skill'lerini ona göre açmaya devam et diyor. Şu an gidiyoruz. Buradan yükseltiyi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. 29 yükseltisinde uçuyoruz şu an. Sağ tarafta da şurada ufak bir yazı var. Görüyor musunuz bilmiyorum da 29 yazıyor. Oradan da emin olabilirsiniz. Koordinatlar zaten burada yazıyor. Hangi şehirde olduğunuz burada yazıyor. Oyun size bir peri veriyor. Bu peri ekstra skill'leri var. Statları var. Ona göre veriyorsunuz. Ben toprak sınıfını şu an kasıyorum. Ondan periyi de öyle yapıyorum. Doğrudur, yanlıştır. Tam olarak emin değilim. 70 evreye kadar kastım ama 70 evreye kadar yani doğru düzgün pek bir şey öğrenemedim. Oyun İngilizce. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Bulmaya çalışıyorum. Başka. Pet'i zaten oyun veriyor. Pet Manager'lar var. Şurada aşağıda var bir tane mesela. Pet Manager'a gidiyorsunuz. Orada petinizi takıyorsunuz. Yani yumurtasını kırıyorsunuz. Ondan sonra kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Petimi de göstereceğim. Uçmayı zaten 20 levellik olan özel haritada veriyor size. Peti de orada veriyor. Sonra burası ana kasaba. Şöyle bir pazara bakalım. Oyundaki değişik petleri de göstereyim. Hem oyunda görmüş olursunuz arkadaşlar. Bize verdiği pet şu tilki. Mavi tilki. Özel petler var. Özel pazar tezgahları var. Normalde siz pazar kurduğunuzda şöyle kedicik oluyorsunuz. Şöyle petimizden inelim abi. Bineğimize binelim. O çıkartı dursun. Şöyle güzel bir binek var. Bayağı renkli bir oyun. Şöyle değişik bir binek gelmiş. Bukalemon tarzında. Güzel. İlk defa gördüm. Yeni gelmiştir büyük bir ihtimal. Yılan pazar tezgahları var. Şöyle çift tıklıyorsunuz. Milletin sattığı itemlere bakabiliyorsunuz. Buradan teklif yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani siz de teklif sunabiliyorsunuz. Takas yöntemi de var. Yani şu itemi, şu itemi diye koyabiliyorsunuz şuraya. Ve oradan da işte pazar sahibi eğer ki kafasına yatarsa
kabul edip sizin ya mesaj bölümünüze ya da envanterinize direkt olarak geliyor. Şöyle bir okçu sınıfı var. Elf sınıfı oluyor. Şöyle bir bakalım. 100 levelmiş. Okunun artısı artı 5 arkadaşlar. 10 levellik bir ok. Gayet de güzel bir ok. Özelliklerine, ev sunumlarına falan bakabiliyorsunuz buradan. Taş ekleyebiliyorsunuz. Ona göre şeyler var arkadaşlar. Buradan yeni kartlar geldi. Bu kartlar size ekstra özellikler veriyor arkadaşlar. Bu kartları da kasarken dikkat etmeniz lazım. Size verdiği ev sunumlara falan iyice bir bakmanız lazım arkadaşlar. Şöyle bize de vermişti mesela. Ona da bir bakalım. Nereden bakıyorduk ona? Ah, unuttum onu. Bu değildi, şu değildi, bu muydu? Yok değildi. Her neyse 40 levelde arkadaşlar şurası açılacak. Buradan meditasyon falan yapabiliyorsunuz. Meditasyon şartları falan var. Onları basıp arttırabilirsiniz meditasyon özelliğinizi. İşte hemen canınızda olmasını istiyorsanız onları yapabilirsiniz. Oyun bayağı renkli gördüğünüz gibi. Normalde bu pet 20 TL'ye satılıyordu ilk çıktığı zamanlar. Bize verdiği şu an pet. Hatta o zamanlar oynadığımda almıştım da. Şu yeşil görevleri yapmayın arkadaşlar. Bunlar yan görev. Şu sarılar ana görev diye de sayılabiliyor. Hatta yeşilleri hiç yapmayın. Yan görev de değil onlar. Gereksiz görev. Gerek yok o yüzden. Şu güzel bir yaymış. Hemen bir bakalım abi. Artı 12. 16 levellik. 101 levellik bir okçu yayı. Ev sunuları çok kaliteli. Gayet de güzel. Şurada bir mage var yanılmıyorsam. Şu yok. Klerikmiş. Hemen bir bakalım. Niye bakamadık? Evet. Klerik. Artı 2 kılıcı var. 12 levellik silah sınıfı. 95 levellik bir klerik itemi. Bizim de takacağımız itemler böyle bir şey olacak arkadaşlar. Büyücü sınıfı. Oyuncak arkadaşlar varsa bilginiz olsun. Tabi büyücülerin itemleri değişiyor. Staff takabilirsiniz ya da böyle kılıç falan takabilirsiniz. Size bağlı. Kılıç takanlar büyük bir ihtimal hani yakıncı olabiliyor. İşte beyin gibi sıkıştığında kullanabiliyor normal vuruşlarına falan. Gayet de güzel oluyor. Şöyle neredeydi bizim görev? Oraya yavaştan gidelim. Neredeydi? Tıkla abi. Götürü dursun. Sarı görevler yan görev oluyor arkadaşlar. Mavi görevler var. Maviler şu an yok haritada. Maviler kayboldu zaten. Sonra sarılar çıktı. Heh, şurada bir tane mavi var. Bu lacivert diyelim hatta. Bu lacivertler arkadaşlar yan görev oluyor. Günlük görevler oluyor. O günlük görevleri yaptığınızda da size belli başlı XP'ler, işte simplet yani skill puanı veriyor. Şunlardan. Ya da çeşitli meditasyon taşları falan veriyor arkadaşlar. Onları da alıp kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Petle zıplayabiliyorsunuz. Bu petin bir özelliği var. Süzülebiliyor böyle. Biraz daha fazla bir mesafe gidiyor diğer petlere göre. Diğerleri uçabiliyor, kaçabiliyor. Öyle özellikler var. Şimdi şöyle nerede lan bizim şey? Oo, gideceğimiz yer çok uzak. Her neyse arkadaşlar sizi de sıkmak istemiyorum. Oyunun haritasını şöyle göstereyim madem açtık haritayı. Şimdi burası insan ırkının haritası. Burası nasıl söylesem taş ırkı mı? Yani kaplana dönüşebiliyorsunuz, tilkiye dönüşebiliyorsunuz. Öyle özel bir ırk var orası. Burası elflerin haritası. Burası neydi? Yeni bir sınıf çıkmıştı. Orasının bir haritası da ismini unuttum şimdi. Hatta Seeker yani büyücü atak mage'i var. Öyle söyleyeyim çift kılıç kullanıyor falan. Burası zaten asasların asas sınıfı. Psikal işte büyücü olan. Psişik büyücülerin olduğu bir harita. Burası da yeni gelen ırkın
sınıfın haritası arkadaşlar. Burası komple açık dünya. Rahat rahat uçarak işte buradan buraya gidebilirsiniz. Işınlanmaya gerek yok. Ya da yürüyen, koşan petiniz varsa buradan buraya gidebilirsiniz ki biz böyle gideceğiz mesela. Uçarak gidersem buradan direkt kestirme yaparım. Daha rahat olur. Ama gezerim ben. Dünyayı görmek istiyorum diyorsanız da petinizi atlayıp böyle gezebilirsiniz arkadaşlar. Işınlanma özelliği var. Mesela teleport falan var şurada bir yerde ileride. Oradan teleport olabilirsiniz. Ya da ben zamanım çok gezeceğim, dünyayı göreceğim diyorsanız da açık dünyası çok büyük. Bir yerden bir yere gitmek cidden hani şuradan şuraya gitmek bir 10 dakikayı ya da rahat bir 7 dakikayı alır arkadaşlar uçarak. Koşarak giderseniz de Allah rahmet eylesin zaten size. Yarım saatten aşağı gitmezsiniz. Açık dünyası, cidden açık dünya oyunları seviyorsanız bu oyunu oynamanızı öneririm arkadaşlar. Her neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beraber oynamak isterseniz de mesaj atın arkadaşlar. Görüşürüz. İyi günler.